Günaydın Yaman Bey. Günaydın. Günaydın Yaman Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler sana. Yaman. Hoş geldin. Yabancı yere gelmedim. Kendi işimin başına geldim. Bir tanesini bile atlamayacaksın. Geliri, gideri, mesaisi... Ben muhasebeciye falan güvenmem. Hepsini sen tutacaksın. Ya dede ne yapıyorsun ya? Vallahi yeter ya. Vallahi yoruldum. Gözüm acıyor benim artık. Vallahi kör olacağım artık ya. Kolay gelsin. Aferin oğlum. Ne güzel giymişsin. İşte hep böyle olacaksın. Benim başa geçmemi istiyorsun değil mi dede? Tamam kabul. Ben varım. İyi. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi acaba? Ben de bu ailedenim çünkü. Hı? Bundan sonra herkes hak ettiği yeri bilecek. Hocam. Yeni atölyemize hoş geldin Feraye. Burası mı? Evet, senin elin değince çok daha güzel olacak. Ömer Gürsoy bize çok kıymetli bir bağışta bulundu. Makineler onun fabrikasından gelecek. Kurulumu da onlar yapacaklar. Sonra biz de öğrencilerimizle, kendi tasarımlarımızla burada faaliyete geçeceğiz. Çok güzel, çok güzel. Elimden ne gelirse yaparım tabii ki. Sen ailene gelinsin zaten. Fazlasıyla destek vereceklerdir. Açıkçası benim haberim yoktu. Kimse bir şey söylemedi. Çok oldu konuşalı. Bugün gelecekler buraya görmeye. Kim gelecek acaba? Ah, bilmiyorum ki. Neyse. Hadi sen şunları al. Beraber gidip bakalım, olur mu benim odamda? Olur. İlk hamle bizden gelmeli. Ben yönetim kurulunun toplanmasını sağlayacağım. Başkan oylansın diyeceğim. Dedeciğim, ben bir şey, yani bir aklıma sual takıldı da. Şimdi sen abimi yeni oturtturdun koltuğa. Yani bir otur, kalk, otur, kalk. Böyle nasıl olacak ben, yani merak ediyorum. Oluyor, gayet güzel oluyor. Sen çok konuşma. Seni de buraya otoparkçı yaparım, çok daha güzel olur. Dede, bu işe girişeceksin de bizim oylamada kazanacağımız ne malum? Orasını bana bırak. Mesela küçük şeytan bizde işte. Yani tarafını belli et diyorsunuz. Senin tarafın belli. Ama en önemlisi yönetim kurulu toplantısında başkanın oylanacağını ateş bilmemeli. Duydun mu küçük şeytan? Duydum. Duydum dede, ben beynim yokmuş gibi davranacağım. Abim bana herhangi bir şey sorarsa da ben... Dediğim gibi beynim yoktu. Ben öyle sadece oylamaya katıldım ve dedim ki tamam. Yani ben çünkü uğraşmak istemiyorum abimle. Hayırdır? Sen niye buradasın? Ben çağırdım. Bir yardım projemiz var. Üniversiteyi destekleyeceğiz. Başında da Yaman olacak. Hangi üniversite? Gelin kızımızın okulu işte. Tamam. Ben yeni bir anlaşma yapıyorum. Kumaş dokuma fabrikası satın alıyoruz. Sebep? Hızlı büyümek, uzun vadede maliyetleri düşürmek için. Daha yeni başladık. Önce müşteri tutmak lazım. Doğru. Hızlı giden çabuk yorulur oğlum. Tamam. Şirket parasını kullanmam, kendi paramdan hallederim. Yok öyle kafana göre bir dünya. Yönetim kurulu toplanır, karar oylamayla çıkar. Yönetim kurulu? Nasıl istersen. Kolay gelsin. Vallahi ben rüzgarından zatürre oldum böyle. Enseme enseme sanki. Yani üflüyordu. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şey olmaz.
Parayı bana kitleyemedi ya. Hırsından kumaş fabrikası satın alıyor. Doğru. Ha, oğlum. Sen dediğimi yap, bir an önce şu okula git. Vali rica etti, şu atölyeyi kur. Tamam dede, hallederim. İyi olur. Dedeciğim ben de bir hava alayım ya. Vallahi. Sen bitirdin mi şunları? Ama mola ya. Vallahi billahi mola ya. Ben aşağıdaki stajyerden daha çok çalışıyorum artık ya. Biraz hava alayım ya. Ne bu mutfak robotu gibi bana davranılıyor bu şirkette? Keşke mutfak robotu kadar işe yarasam be oğlum. Vah benim emeklerime dede. Vallahi vah yani ya. Vah, vah ya. Çabala dediğin uğraş yok. Kolay gelsin. Toparlayamazsın. Rüyanın etkisi mi hala? Yok ya. Selam geldi. Niye be? Tatlı adam. Çok çok tatlı adam yani. Dur sana kek vereyim, keyfin yerine gelsin. İşte birbirimize düşmemeye çalışıyorum. Neyse. Feruş yaptı. Bakma öyle. Hareket almamız lazım Okan. Action ya, action. Ne yapayım? Ne action, action? Ne action? Ne yapayım? Cemile'nin açığını bulmak için dedektif falan mı tutayım? Dedektife gerek yok canım. Ben varım burada. Önce Muhsin amcayla Cemile'yi kim tanıştırmış, nasıl evlenmişler onu bir öğreneceğim. Zaten bu kötülüğü kim yapmış onu da merak ediyorum da. O ayrı. Azazım yanlış anlama ama. Bana göre biraz boş boş işlerle uğraşıyoruz gibi geliyor ama. Bütün planların elinde patladığı için sana ondan öyle geliyor Okan'cığım. Vay be. Vay be. Vallahi helal olsun ya. Sen de vur. Vallahi sen de vur ya. Sen de vur. Neyse. Ben bir kahve alabilir miyim acaba? Dedem arardı şimdi. Bir vereyim bari. İyi ver bari. Hayırdır Bader? Neden topladı bizi buralı abi? Şimdi öğreniriz Bekir abi. Merhaba abi. Çok iyi bir haberim var. Oğlum iyileşti. Ayağı bile kalkmış. Akşam burada olacak. Geçmiş olsun abi. Hadi gözümüzün aydın abi. Allah kendi öz kardeşim gibi severim. Benim de büyüdü neticede. Sağ ol Bekir. Şimdi burada konuşulanların bir kelimesi dışarı sızarsa sızdıranın kim olduğunu araştırmam bile. Cezayı hepinize keserim. Bir daha hayat boyu konuşamayacak hale getiririm. O yüzden birbirinizi kollayın. Dikkat edin. Buranın başına ne geldi? Kim yaptı? Bunu çözemedik. Ama iyileşince, hatırlayınca öğreneceğiz. O yüzden Bora'nın eve döndüğünü, iyileştiğini kimse bilmemeli. Çünkü ona bunu yapanlar konuşmadan susturmak isterler. O yüzden onu koruyacağız.